Şunu sormak istiyorum. Yani son zamanlarda bana karşı olan hal ve hareketlerin değişti. Yani sanki benden hoşlandığını düşünmeye başladın. Doğru mu? Gibi gibi yani. Eğer öyleyse seni kırmak istemem ama hani ben sana karşı duygusal bir şey hissetmiyorum. Olabilir. Normal bir şey. Vay be, bu kadar mı? Yani senden hoşlandığımı nereden çıkarttın sayın gerizekalı falan demeyecek misin? Tabii ki de hayır. Ne var ki bunda? Yani normal insan insandan hoşlanmaya değinler, görecelidir yani. Cidden takdir ettim. Böyle olgunlukta insan bulmak çok zor. Bu sıradan bir şey. Elektrik tutmamıştır, olabilir yani. Bu arada kahveni beğendin mi? Böyle kahve güzel de böyle şey sanki biraz. Ne gibi? Beni zehirledin. İlginç bir kahve değil mi? Sanki insanla konuşuyor. Sanki senden hoşlandığımı da nereden çıkarttın der gibi bir tadı var kahvenin. Merhaba. Hoş geldin Eylem. Fincan için özür dilemene gerek yok. Abi bir saniye, ismimi nasıl bildiniz? Bardak falan kırıldı, nasıl bakacaksınız falan şimdi? Önemli değil, fincana ihtiyacın yok. Senden hoşlanan çocuğun adı Kemal. 1.83 boyunda, 76 kilo, 28 yaşında ve sporcu. House müzik dinlemekten hoşlanıyor. Adresini ve iletişim bilgilerini buraya yazdım. İstersen ona ulaşabilirsin. İnanmıyorum, nereden bildin? Teşekkür etmene gerek yok. 40 lira fal ücretini ödedikten sonra mutlu bir hayatın tadını çıkar. Ay kız, senin biraz için mi kararmış? Ay kız, içimi sana 40 lira veriyoruz. Soru sormayı bırakıp işime yarar bir şeyler söylesen. Kanka, siz sevgili oldunuz ya. Yenge bizi arkadaşlarından ayarlar mı hani? Tabi. Biz zaten bir haftadır sevgiliyiz. Pezevenkliğe geç kaldık değil mi hayatım? Evet. Ben de ne zamandır seni tanıştırsam diye düşünüyorum. Kızlar! Benim bakayım burada. Karımı satıyoruz aslanım burada. Sıradaki sipariş Ahmet Kömüş, İzmir. Evet. Basma kitapçılık, buyurun. Adım Ahmet Kömüş. 20 günde bir kitabı gönderemediniz a**oyum. İlla arayıp size ana avrat küfür mü edelim lan? He a**oluklarım sizi. Bunu zevk mi alıyorsunuz lan? Evet, biz şu an ürünü kargoya veriyoruz. Evet. Evet, hoşçakalın. Ya arkadaş, 27 gün oldu ya. Yapacağınız iş sizin ya. Gönderseniz lan adamı. Ahmet Bey, kargonuzu hemen dağıtıma çıkartıyorum. Sabahtan beri evde bekliyorum oğlum, getirsene s**tımın kargosunu ya. Ben Allah da bin belanızı versin, nasıl insansınız ya? Abicim hemen geliyorum şimdi ben, hemen geliyorum abi. Tamam abi, hadi. Basma kitapçılık müşteri temsilcisi, buyurun. Ya yanlış kitabı göndermişsiniz ya, ben bunu iade etmek istiyorum. Sizin yapacağınız işe s**eyim ben ya. Ahmet Bey, kargonuzu kapıda kontrol ettiniz mi acaba? Yo, etmedim. O halde iade alamıyorum, üzgünüm. Dolandırıcı s**tları lan, ben de sizin ananı davranın. Çocuk. Hiç de öyle bir şey olmadı. Tamamen yanlış ya, hatırlıyorsun. Çocuğu sen kendin getirdin oraya. Hayır, o çocuk kendi gelmişti. Hem sen bir erkeksin yani. Allah Allah, erkeklikle ne alakası var bunun ya? Olayları bir kadın kadar iyi hatırlayamazsın. Bunu bilim söylüyor. Ama bir şey söyleyeyim, senin bilime de saygın yoktur. İsviçreli bilim adamları kibir senin şey gözünde. Tabii şey yani öyle şeyler var. Tabii, sen bilim adamısın, ben şimdi sana bir şey demeyeyim. Bir tanem, hayatım, bak ben bu araştırmaya 20 yılımı verdim. Ve bilimsel veriler bana erkek ve kadının eşit hafıza gücünün olduğunu söylüyor. Ben anlatamıyor muyum sana ya? Haklısın, doğum günümü unutansan, yıl dönümümüzü unutansan ama eşit hatırlıyor kadınlar ve erkekler, haklısın tabii. Bilimimi inkar edeceksin kadın? Oldu canım, mahkemede de bilimsel verileri sunarsın. Ben boşanmak istiyorum, sen ne yapamayacaksın? Tamam, unut gitsin onu. Kadınların hafızaları erkeklerden güçlüdür. Oldu mu gönlüm? Hayır, zaten öyle de daha güçlü yazabilirdim mi? Bir tanem, doğum günün kutlu olsun. Umarım hediyeni beğenirsin. Ya çok salaksın, ne gerek vardı bir tanem ya? Vallahi çok mahcup oldum, çok teşekkür ederim gerçekten ya. Ne bileyim ama cidden hiç gerek yoktu böyle bir şeye. Bir tanem, hediye olarak beğendiğin bir şey varsa alalım beraber. Ya da istersen sen bana parasını söyle, ben vereyim, git kendin al. Ya inanmıyorum, bana 300 almışsın. Ya nereden biliyordun bunu istediğimi? Söyleme, onu da denedim. Olmadı, yapamadım. Hocam, 1402 yılında kaç tane şehzade vardı? 1402'de...
Siz nasıl tarih öğretmenisiniz ya arkadaşlar? Her şeyi nasıl aklımda tutayım? Arkadaşlar bence imza toplayıp hocayı okuldan attıralım. Çocuklar yapmayın. Peki bu soru sınavda çıksa ve biz yapamasak vebali sizin olmaz mı hocam? Sen bunu nasıl bilmezsin? Araştır gel, ödev olsun sana. Devam edelim. Ben duşa giriyorum. Oğlum bak, kardeşin okula başladı. Okumak istiyorum baba. Korkma abim, 5 dakikaya çıkar. Değil mi oğlum? Bak geçen düş annenin 3 bileziği gitti oğlum. Bak iki şeyler altında oldu. Acı bize. Acı. Laptopu bırakayım madem. O kızım benim. Al. Bunu da al. Teşekkürler baba anne. Oğlum sen onu ver bakayım bana. Sen onu şimdi kaybedersin. Ben sana sonra veririm. Baba, babaannemin verdiği parayı alabilir miyim? E oğlum onunla arabaya benzin attık. Yok bunu benimdi ya, benimdi. Senin beni mi var lan bu evde? O bilgisayarı benim o zaman. Ver o telefonu ver. Şimdi benim köpeğim Pativer için izleyeceğiz. Mata, Pativer. Oha! Allah Allah ya! Ben, bu benim köpeğim Pativer işi. Gel gel. Oo bu ne abi, sattılı artık. Geçelim şöyle. Ha geldin mi? Alo. Ha kimler var? Vallahi olan var, olmayan var. Olmayan taraftayız. Hadi bakalım, alın bunları da, bu senin, bu da kardeşin. Teşekkürler babaanne. Sağ ol babaanne. Hadi yine gelin. Güle güle. Hadi hoşçakal. Herkes çıktı mı? Gittiler gittiler. Sen de ilk turnusun, bunu da al. Al bunu da. Allah canım babaanne. Kardeşine bir şey dersen bir daha vermem bak. Müslüm baba. Ceylan'ım hoş geldin. Yemekte ne var? Amca hiç sıkışmayalım, ben babaannemle yatarım ya. Ha biz kuzumla yatarız değil mi? Sarılır yatarız valla. Sabaha kadar mışıl mışıl uyuruz valla. Mışıl mışıl valla, mışıl mışıl. Mışıl mışıl. Burcuma doğru ya bak, ez kulunçları iyice, ez, ez. Baba, akşam arkadaşlarla kalayım mı ya? Niye kalıyorsun? Evin yok mu senin? Allah Allah. Kal işte evinde. Ya baba muhabbet ediyoruz zaten. Hadi kalıvereyim be. Yok yok, kalamazsın. Hayır olmaz, yok. Ya Allah'ım. Ha işte oraları bastır. Bas. Lan bu en son yaptığın hareket ne için geç? 5 noktalı uyku tekniği baba. Ben arkadaşlara gidiyorum. İyi uykular. Bak tamam, sana söyleyeceğim ama güveniyorum. Bak aramızda sır olarak kalsın. Kimseye anlatma, tamam mı? Aşk olsun Aykut. Bana güvenmiyor musun? Kime söyleyeceğim yani? Anla sen. Nedir onu? Ben Aleyna'yı hala unutamadım. Seviyorum. Bak aramızda dedin ama kimseye anlatmak yok. Sen hiç merak etme. Sırrım bende, güvende. Ben mezara kadar götürürüm onu. Ama oradan nereye gider bilmiyorum. Sen yaptın canım, saklarım. Hadi aç şunu, aç. Alo Gizem. Bak. Habere bak, habere. Şimdi dedikodu hazır mısın? Aykut Aleyna'yı unutamamış. Ben... Yok artık. Bak aramızda. Benim var mı Hatice Hanım? Evet öyle ki. Ben de şok oldum. Ya kimse şunu yapma. Hayatım kızma ama dürüst olacağım. İşleri ayarlayamadığım için gidemeyeceğiz. Bravo. Ben sana hiçbir şey demiyorum, tamam mı? Susuyorum ben. Bir şey demeyeceğim. Çünkü bir şey dediğimde de değişmiyor, demesem de değişmiyor. O yüzden hiçbir şey demeyeceğim, susacağım bu sefer. Aslında söyleyecek o kadar çok şey var ki ama susacağım ben. Hiçbir şey demeyeceğim sana, tamam mı? Hiçbir şey demeyeceğim. Bugün susuyorum ama hepsini içime atıyorum. Bak bu bir gün patlayacak artık. Ben dayanılmaz noktaya geleceğim ama susuyorum. Tabii sen de sus, ben de susayım. Hiçbir şey demeyelim. Çünkü neden? Konuşunca geriliriz değil mi? Aynen, haklısın. Konuşmayalım. Çünkü zaten konuşunca da bir şey çözülmüyor. O yüzden hiçbir şey demenin mantığı yok. Zaten niye konuşayım ki ben? Bravo, bravo. Ben sana hiçbir şey demiyorum. Zora geldi mi öldüreyim kendimi, kaçayım. Bravo, aferin. Dün anneme senden bahsettim. Ve? V'si yok yani, konuşmadık ki öyle. Yani üstünkörü görüştüğüm biri var dedim öyle. İsmini bile söylemedim. Sıçtın mı ben? Üstünkörü. Yani şuna inanmamı mı bekliyorsun? Anne ve kız, iki kadın telefonda şu şekilde konuşuyorlar. Anne görüştüğüm biri var. Pekala kızım. Ve telefon kapanır. Buna inanayım mı? Bu kadar. Yani yersen afiyet olsun, yemezsen kaldırayım, acıkınca yersin. Hadi gel gerçekte olanı izleyelim. Hadi gel gel gel. Anne nerede kaldın sen söyle. Heh, 95'te kardeşi doğdu Konya'da. Heh, evet şimdi doğu görevine Ağrı Patnos'a çıkıyor babasının tayini. Burada önemli bir şey var. İlk bisikletini alıyor babası. Heh, son
Sonra kardeşi de tabii burada da küçük. Bir tane fotoğraflarına bakabilir miyim? Bak tabii bir tane. Ama dur önce ben bakayım da belki bir şey vardır. Heh. Ha yokmuş bir şey al. Ya hayır ya ona bakma orada çok çirkin çıkmışım. Lan daha tuş kilidini açmadım ya. Ha tamam beraber bakalım ama benim elimde dursun telefon.